Merhabalar. Bugün sizlere ismine çok yakışan, çok lezzetli, yapımı oldukça kolay olan saray simidi ile merhaba demek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı ılık suyum var, unum var, 1 çay bardağı kaymak. İnsatmaya kullanıyorum. Evinizde yaşmaya varsa yaşmaya da kullanabilirsiniz. Tuz ve şekerim var. Hadi başlayalım. Unumu karıştırma kabına alıyorum. Şöyle unumun ortasını açıyorum. İnstant mayamı karıştırma kabına ekliyorum. Şekerimi de ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş ekleyerek karıştıracağım. Bu tuzumu da unumun kenarlarına serpiyorum. Oradan yavaş yavaş alacağım inşallah. Hamurun bu aşamasındayken kaymağımı ekliyorum. Ve şimdi elimle yoğurabilirim artık. Evet, hamurumu güzelce yoğurdum. 2 su bardağı ılık suya 5,5 su bardağı un kullandım. Ama şimdi malzeme listesinde 5,5 su bardağı un varmış. Nihal bu kadar koymuş. Ben hemen hepsini bu kadar koyayım demeyin. Çünkü her unun kalitesi, yoğunluğu farklı olabilir. O yüzden yavaş yavaş ilave edin. Belki sizin için 5 su bardağı yeterli olacaktır. Belki de 6'ya yakın olacaktır. O yüzden kesinlikle hani hepsini bir anda boca etmeyin. Şimdi hamuruma bakın, şöyle yumuşacık elden çıkan bir hamur oldu. Gördünüz değil mi? Ne kadar güzel bir hamur oldu. Kabımı yağlıyorum ki mayalandıktan sonra güzelce hiç kabarmadan rahatça çıkartabileyim diye. Siz de öyle yağlayabilirsiniz. Yoksa bir belli bir amacı yok. Sadece kolay çıkartmak için kabımdan. Evet, güzelce yağladım. Kabıma güzelce yerleştirdim. Üzerini streçliyorum. İç harcını hazırlayana kadar bu bizi birazcık beklesin. Şöyle 15-20 dakika beklesin. Dinlensin. Sonra işlemlerimize devam edelim. Evet. İç harcı için gerekli olan malzemeler. Siyah zeytinim vardı. Çekirdeklerini çıkarttım. Rondodan geçirdim. Bakın. Çok da küçültmedim. Böyle dişe gelir durumda şu anda. Zeytinlerim var. İsterseniz zeytin ezmesi de kullanabilirsiniz. Ama ben ev yapımını tercih ediyorum. Sucuk doğradım. Küçük küçük minik minik sucuklarımı doğradım. Tulum peyniri kullanıyorum. Beyaz peynir. Siz bu iç harcını daha da zengin hale getirebilirsiniz. Sucukla beraber kavurma, zeytin, yeşil zeytin ve siyah zeytinle beraber tulum peyniri, beyaz peynir, kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Hepsini birleştirerek daha zengin bir menü oluşturabilirsiniz. Üzeri için de, mantılamak için de susama ihtiyacım var. Pekmez ve su kullanacağım inşallah. İç harcı için bütün malzemelerimi güzelce karıştıracağım. Siyah zeytinimi ekliyorum. Sucuk. Ve beyaz peynirim var. Hatta öncelikle beyaz peynirimi bir çatal yardımıyla eziyorum ki karışması daha kolay olsun. Beyaz peynirimi de ekliyorum.
Evet, simitlerim hazır. Şimdi pekmezle suyumu güzelce karıştıracağım ve bu hamurlarımın üzerine süreceğim. İsterseniz bulayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse öyle yapabilirsiniz. Pekmezimi alıyorum. Üzerine de suyunu ekliyorum. Fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. İsterseniz bu pekmez suyla bulayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse. Tepside 15-20 dakika simitleri mayalandı. Şimdi sıcak fırında 190 derecede pişireceğim. Eğer sizin fırınız 200'de pişiriyorsa 200 derecede ayarlayabilirsiniz. Saray simitlerim hazır. Gayet de güzel gözüküyorlar, değil mi? Bu tepsiyi önce çıkartır mısınız? Size şöyle yakından göstereyim. Bakın nasıl güzel gözüküyorlar. Evet, bir tanesini iç kısmı açıp size göstereceğim inşallah. Şunu alabilirim. Nasıl yumuşacık gözüküyor bakın. Gördüğünüz gibi yumuşacık simitler oldu. Bakın. Peynirler içinde güzelce erimişler. Oh, mis mis. Sulu peyniri seviyor musunuz? Bilmiyorum ama gerçekten çok lezzet katıyor. Çok güzel gözüküyor, değil mi? Yumuşacık. Simitlerimiz oldu. Evet. Efsane. Kesinlikle. Börek tadında bir simit tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer tulum peyniri sevmiyorsanız bile bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok yakışıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.